Neden 29, neden 27.5 değil? SPD'ye niye geçmiyorsun? Pedalın nedir? Akort ayarı bozuluyor mu? Downhill arasındaki en büyük fark. Fox 38'den memnun musun? Lastiklerinle ilgili bir soru yani. Ve en çok merak edilen soruya gelelim. Selam millet, ben Burak Uzun. Bugün, geçen gün Instagram'da bir soru cevap oluşturmuştum. Bisikletim hakkında ve bisikletin parçaları hakkında merak ettiklerinizi sormuştum. Şimdi orada en çok bana gelen sorulardan böyle bir derleme yaptım ve onları cevaplayacağım. Şimdi notlarımı açayım ve sırasıyla gidelim. İlk ile başlayalım. Enduro'ya geçtiğinden beri downhill arasındaki en büyük fark arkadaşımızın bir tanesi. Enduro sürdüğümden beri aslında çok daha rahatladım diyebilirim. Çünkü downhill'la ne yapıyorsam aynılarını Enduro'yla da yapabiliyorum. Zaten Enduro dediğime bakmayın, süper Enduro. Yani şuradaki head tube'ün açısı downhill'la aynı bir açıya sahip. O yüzden iniş sırasında zaten herhangi bir şekilde içgüdüsel olarak taklatacakmış gibi hissettirir ya. Öyle bir şey zaten söz konusu değil. O yüzden çok rahatım. 29 olması da zaten engelleri rahat açtığı için inişte yine bir avantaj. Yani downhill'ın travel mesafesi fazla ama bunun da tekeri büyük, o yüzden çok daha rahat aşıyor engelleri ve o yüzden inişte açıkçası ben bununla daha rahat iniyorum diyebilirim. Zaten tırmanışı viteste olmasından kaynaklı olarak bir de selesini ayarlayabiliriz yüksekliğini. Bundan dolayı çok büyük bir avantajı var. Arasındaki farklar bu şekilde yani hissiyat olarak. Çok daha konforlu, hatta örneğin bir merdiven transferine gireceğim diyelim. Çok daha az eforla çok daha fazla uçabiliyorum. Benim için hissiyatı bu şekilde. Bir başka arkadaşımız neden 29, neden 27.5 değil demiş. Yıllar önce aslında 26 inç kullanırken, ben de demo varken ben 27.5'a bile karşıydım. Çünkü teker çapı büyüdükçe çeviklikten ödün veriyorum ve çevikliğin gitmesini hiç istemiyorum. Ancak şöyle bir şey var. En çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi bizim hızlı bir şekilde iniş yapmak. Ve bu bisikletin tekerin çapı ve kadronun bedeni büyüdükçe aslında olabilecek bir şey. Yani 29, evet 27.5'a göre daha az çevik, ancak engelleri hem tırmanırken hem de inerken o kadar güzel aşabiliyor ki, yani eğer birazcık da adapte edebilirseniz bisiklete kendinizi, 27.5'ü aramıyorsunuz. Ama 27.5'un da tadı tabii ki kesinlikle çok ayrı. Ki bisikletin parçalarını özellikle merak etmişsiniz. Vites seti nedir? Aynı kol fren nedir gibi. Bisikletimde, hatta bütün bisikletlerimde kullandığım parçalar Shimano'nun parçaları arkadaşlar. Shimano Türkiye sponsorluğunda onlardan talep ettiğim parçaları kullanıyorum. Bu bisikletin üzerinde frenlerim Shimano XTR Full. Kaliperi 4 piston. Onun dışında aynı kolum Shimano XTR yine. Vites sistemi Shimano XT. Rublem de aynı şekilde Shimano SLX'de. Onu da XT'ye çevirdim. Şu an aslında direkt yarış setup'ında diyebiliriz. Tam bir yarış makinesi oldu ama Shimano XT, XTR gibi üst seviye malzemelerini Japonya'da kendi fabrikasında üretiyor. Yani o yüzden çok hassas bir şekilde üretiliyor parçalar. Olabildiğince zorluyorum ve test ediyorum. Şu anda yani ne freni olsun, ne vitesi olsun ya da bir aynı kol olsun hiçbir şekilde sorun yaşamadım. Bisikletimin toplam ağırlığını merak etmişsiniz. Bisikletimin toplam ağırlığı yaklaşık olarak 15 kilolarda. Yani bu artı eksi 200 olarak değişiyor. Başka bir soru olarak neden radon diye bir soru gelmiş. Aslında bunun şöyle bir sebebi var. Çünkü yıllarca downhill sürdükten sonra aslında bir enduro arayışına düştüm ben. Bu arayış yaklaşık 1-2 sene civarında sürdü. Bu süreçte çok fazla marka araştırdım ve radon da bunlardan biriydi. Onlardan gelen teklif üzerine bir işbirliği yapma teklifi aldım. Hem de daha önceden beğendiğim bir bisiklet olduğundan dolayı Radon'la çalışmaya başladık. Ve bu şekilde bir işbirliğimiz şu an sürmekte. Pedalın nedir diye sormuş. Memnun musun diye sormuş aynı kişi aynı anda. Shimano Saint kullanıyorum pedalda. Çünkü çok sağlam, tutuşu iyi, büyüklüğü, ebatı iyi ve sağlam bir pedal olmasından kaynaklı Shimano Saint pedalını tercih ediyorum ve tutuşundan çok memnunum. Orta süspansiyon neden havalı, neden yaylı kullanmıyorsun diye bir soru gelmiş. Bu benim bir önceki downhill bisikletimden itibaren aslında ben havalı süspansiyonlara geçtim. Öncesinde kullandığım tüm bisikletler ön arka süspansiyonu hep yaylıydı. Yaylıda şöyle bir problem var bana sorarsanız. Birincisi ağırlığı var. Yaylı olduğu için, içinde hava yok, yay olduğu için belli bir ağırlık söz konusu oluyor ve en büyük sebebi ise ağırlıktan ziyade mesela ben urban süreceğim zaman bunun piyasayını hop hemen arttırıyorum. Yok araziye süreceğim diyorum. İndiriyorum. Şimdi burada bu kadar yaylı süspansiyon kullandığınız zaman bunu bu kadar aşağı yukarı çok rahat oynatamıyorsunuz. Belli ayarlar yapılabiliyor. Bunu daha önceki bisikletlerinde denedim ama havalı kadar hiçbiri yerini tutmuyor. O yüzden iki sebebi var. Hafiflik ve sürdüğüm alandaki basınç ayarını çok rahat yapabiliyor olmak. Kadron karbon mu? Kadromun ön üçgeni şu kısmı yani. Şuraya kadar karbon. Arka üçgeni ise alüminyum. Bence bu şekilde olması çok iyi. Tabii full karbon da olabilir. Böyle olması neden iyi? Çünkü bu kısım yere çok yakın geçtiğinden dolayı darbe alabilir. Ondan dolayı alüminyum olması biraz daha iç rahatlatıyor diyebilirim. Bir arkadaşımız Fox 38'den memnun musun ve Float X2'den memnun musun diye sormuş. Kullandığım maşadan çok memnunum çünkü
Downhill'dan sonra downhill'da Fox 40 kullandığım için şuranın kalınlığı göze o kadar alışıyor ki yani. Ondan sonra herhangi bir süspansiyona geçtiğiniz zaman çok ince geliyor ama biraz gözünüzü rahatsız ediyor ya da böyle bir sanki sağlam değilmiş hissiyatı oluşturuyor. Fox 38 36 ile tam arası olduğu için açıkçası aşırı bir rahatlık veriyor ve yani bir özgüven veriyor diyebilirim üzerine bindiğiniz zaman. Zaten 38 Grip 2 bu. Süspansiyonun hem rebound'unu high speed, low speed olarak ayarlayabiliyorsunuz ve compression'ı high speed ve low speed olarak ayarlayabiliyorsunuz ve bunu çok iyi yapıyor. Yani nasıl yapıyor bilmiyorum ama o kadar hassas çalışıyor ki yani normalde maşaya böyle hafif bir üzerine baskı uyguladığınız zaman böyle tık diye girer ya, bunda o tık diye bir şey yok. Ne kadar basıyorsanız o kadar giriyor. Yani gerekirse 1 milimetre olsun. Yani çok hassas çalışıyor. Bu yeri geldiği zaman gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü nerede işe yaradı dersen, kemerdeki yarışta benim buradaki tendonlarımda bir sıkıntı çıktı. Kolum şişti ve zeminde çok fazla gevşek taş olduğu için sürekli her inişte bir titreme söz konusu ve bu titremeyi minimuma indirmem gerekiyordu. O yüzden öyle bir süspansiyon ayarı yaptım ki hani bir şekilde yarışı çıkardım diyebilirim. Burada bence 38 de demeyelim. 2021'den itibaren Fox'un süspansiyonları bence çok gelişti. Ha, bu arada genel olarak şöyle de söyleyebilirim. Ön tarafta 80 PSI hava kullanıyorum ben maşamda. Arkada ise 140 PSI kullanıyorum. Ben bunları not olarak alıyorum. Hatta unutmayayım diye şey yapıyorum. Mesela Uludağ, Kemer, İzmir diye farklı lokasyonlarda. Çünkü yer şekilleri ve zemin hep farklı olduğu için bisikletin süspansiyon ayarlarını baştan sona yapılandırman gerekiyor. Bunu da hep parkura çıkarak diyorsun, deneyimini kazanabiliyorsun. O yüzden ben hem süspansiyonum olsun hem lastik PSI'larım olsun gittiğim her yerde böyle notlar alıyorum ki bir sonraki gittiğimde ona göre ayarlarım bir öncekindeki tecrübemi yansıtmak için. Neden fren ve vitesin Saint değil demiş bir arkadaşımız. Saint daha çok downhill'da ağırlıklı kullanılıyor. Çünkü dediğim gibi sağlam ve ağır. Downhill'da ağır olmasının açıkçası çok bir zararı yok. Ama Enduro'da ben bu bisikletle tırmanış da yapıyorum ve bana belli bir dereceye kadar sağlamlık ve aynı zamanda hafiflik gerekiyor. O yüzden burada Saint'i zaten direkt eliyoruz. Çünkü Shimano XT ve XTR bu benim söylediğim ihtiyacı daha çok karşılıyor. Bir de şöyle bir sebep var. Shimano Saint'in arka aktarıcısının mesafesi short cage daha kısa. Buna kısa bir arka aktarıcı takamam çünkü rublem büyük, 12 vites. Ondan dolayı zaten Saint'i otomatik eliyorum ama şöyle bir şey olabilir. Ön taraftaki dişli 30T. Bunu atıyorum 34T'ye çıkartıp arkadaki vites sayısını ona düşürürsem belki bir Saint takılabilir. Hatta o zaman tam bir freeride makinesi olacağını düşünüyorum. Akort ayarı bozuluyor mu diye bir soru gelmiş. Tabii ki zaman zaman bozuluyor. Şöyle teller gevşiyor. Özellikle Urban'da sürdüğüm zaman teller çok sıklıkla gevşiyor. Çünkü çok ciddi bir ani yük yediği için tellerde bir gevşeme oluyor. O da bir akorta bozukluğa neden oluyor. O yüzden zaman zaman kontrol ederim ve yani tabii ki tam böyle çok iyi olması için sehpasına yatırmak gerekiyor janta ama göz kararı olabildiğince düzelterek sürmeye çalışıyorum. Lastiklerimle ilgili bir soru gelmiş. Tutuşundan memnun musun ve niye Maxxis'i tercih ettiğimi sormuşsunuz. Maxxis'i öncelikle tercih etme nedenlerinden bir tanesi şu. Bisiklet konusunda çok fazla tecrübesi olan, çok güçlü bir firma. Maxxis'in en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi içerisindeki ayarlamayı çok güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu da aslında sizin bisikletinizi kişiselleştirmenizde çok büyük bir fayda sağlıyor. Çünkü Maxxis Minion DHF üzerine konuşalım isterseniz. Tek bir model gibi geliyor ama bunun içerisindeki duvarın ne kadar kalın olduğu, yani ne kadar sağlam olduğu, hamur tipinin yumuşaklığı, sertliği gibi farklı farklı böyle özellikler barındırıyor. Burada siz istediğiniz gibi kendi sürüş stilinize göre seçip alabiliyorsunuz. Ben şu an ön tarafta Asagai kullanıyorum. Arka tarafta Minion DHR kullanıyorum. Maxxis markasını sevmemdeki sebeplerden bir tanesi bu. Yıllardır kullanıyorum ve çok çok memnunum. Onun dışında kullandığım modellerde söylediğim gibi ön taraf Asagai 2.5, arkası da 2.4 DHR, Minion DHR. Onun dışında jant ve disklerin markası. Jantlarım şu şekilde. Normalde şu an ön tarafımda Shimano XT jant seti kullanıyorum komple ve 28T. Yaklaşık 2 aydır test yapıyorum. Gerçekten çok çok iyi. Arazide ve şehir içerisinde kullandığım kadarıyla hiçbir tellerde gevşeme ya da bir akort bozukluğu söz konusu değil. Arka tarafta da DT Swiss X1700.
Bu da çok sağlam bir jant. Gidon ölçüsü, boğaz ölçüsü ne diye sorulmuş. Gidonumun genişliği 780 mm şu genişlik. Ortasındaki çapı 35 mm. Gidon boğazımın da uzunluğu yine 35 mm. Ya da 40 mm. 40 mm sanırım. Selen nedir, rahat mı diye bir soru var. Selen rahat. Evet, gerçekten. Zaten yıllardır kullandığım marka ve model. Chromec, Overture, Semenuk imzalı. Flat pedalı tercih etmenin nedeni. Soruların arasında şeyi de gördüm. SPD'ye niye geçmiyorsun diye. SPD'nin bence tırmanışlarda ya da düzlük olan etaplarda çok ciddi avantaj olduğunu düşünüyorum. Eğer sadece iniş yapılıyorsa SPD pedala çok çok ihtiyaç yok. Ha şöyle bir şey olabilir. Belki bayağı zor bir downhill yarışı olur. Yani gerçekten ayaklarınız pedaldan sürekli kayar. Orada da çok işe yarar. Tam yarışlarda SPD kullanmak mantıklı bile olsa ben Ankara'ya döndüğüm zaman SPD ile bir işim kalmıyor çünkü rampalara giriyorum. Ya da ne bileyim ya da urban tarzı sürdüğüm zaman, merdivenlerde atladığımız zaman benim o ayaklarımı rahat rahat oynatabilmem lazım. Sürekli sök tak sök tak yapmak mantıklı olmadığı için flat pedal olarak kalıyor yani. SPD'ye bir şekilde geçemememin sebebi bu. Ve en çok merak edilen soruya gelelim. Bunu not bile almadım. Çünkü çok fazla soru gelmiş. Bisikletimin fiyatı. Bisikletin Radon'un kendi sitesine girdiğiniz zaman bisikletim Swoop 10. Bisikletimin yaklaşık fiyatı 4000 euro civarlarında. Bu bazen değişebiliyor çünkü sitede indirimler olabiliyor. 3800 euro'lara falan inebiliyor. Yani yaklaşık 3800-4000 euro gibi düşünebilirsiniz bisikletin fiyatını. TL olarak karşılığını söylemeyeyim çünkü bu videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. Üzerindeki parçalar daha da donanımlı olduğu için fiyatı tabii birazcık daha fazladır. Bu bisiklet tabii profesyonel bir bisiklet olduğu için yani 4000 euro değil ama 2500 civarlarında da gayet rahat bisikletler bulabilirsiniz. Bunu birazcık araştırmanız yeterli. Tabi bunlar şu an maalesef ülkemizde mevcut değil. Umuyorum ilerleyen zamanlarda da bizim de rahat ve basit bir şekilde alabileceğimiz bisikletlerimiz olur. Sizinle yaptığım soru cevap videolarına katılmak istiyorsanız Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlara belirtin. Çünkü sizin aslında yönlendirmeleriniz sayesinde bu videoların sürekliliği söz konusu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.